Herkese merhaba, ben Serra. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizin de uzun zamandır istediğim, benim de uzun zamandır çekmek istediğim kombini videosu ile karşınızdayım. Hep böyle Pinterest'te gördüğümüz kızlar var ya, böyle urban outfitters, brand new Melville giyiniyorlar, böyle estetik havalı kombinler yapıyorlar ve her yerde karşımıza çıkıyorlar. Ben de o kızların günlük olarak giydiği kombinler yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde ben de bu aralar bu şekilde giymeye çalışıyorum çünkü bu tarz hoşuma gidiyor. Umarım videoyu izlerken eğlenirsiniz. Giydiğim bütün kıyafetlerin linkini aşağıya koymaya çalışacağım. Ve umarım size bu videoda yardımcı olur kombin yaparken. Ve size birkaç tane öneri veririm. Çok oyalanmadan videoya geçiyorum. Tara, bu ilk kombinim. Şöyle. Şimdi nereden başlayacağımı tam olarak bilmiyorum. Ama sweatshirt'ten başlayayım. Bu sweatshirt benim üstümde bu yıl fazlasıyla görmüş olabilirsiniz. Bunu çok seviyorum çünkü böyle, nasıl diyeyim, böyle bir vibe'ı var bence, hani böyle bir havası var. Bunu Brandy'den almıştım ve hani her şeyle gidiyor. Tight'da gidiyor, paltonla gidiyor, bu etekle bence çok güzel gidiyor. Üzerine Niagara Falls yazıyor, Kanada. Evet, böyle bir sweatshirt. Genel olarak bu tür sweatshirtler vintage kesinlikle. Bu sezonun modasıydı. Siz de alıp giyebilirsiniz. Altında da şu Bershka'nın tenis eteği diye geçiyor. Bu yıl fazlasıyla herkese gördüğümüz tenis eteği var. Bence bu tür etekler hani rahat, altına şort giyip hem yazın hem ilkbaharda tam giymelik. Ardından tabii ki de Air Force'larım. Yine şöyle bir gömlek, şöyle bir tane İncili kolye. Harry Styles sayesinde bence bu kolyeler yine aşırı moda oldu. Şöyle halka küpe taktım. Aslında ben altın rengini hiç ama hiç sevmiyordum. Ama artık sevmeye başladım. Şöyle bir çanta leopar desenli. Bence hani böyle bu kombinliği katan şey bu çanta olabilir. Çünkü böyle tam böyle bir Pinterest kızı gibi oldu bence bu çantayla beraber. Tara ve böyle görünüyor. Hem bence bu çantayı okula da götürebilirim. Çünkü kitaplarımı falan da alabilir. Bu kombini okulda giyer miyim bilmiyorum. Okulda pek etek giymeyi tercih etmiyorum. Ama günlük olarak siz de böyle bir tane tenis eteği alıp her şeyle bence kombinleyebilirsiniz. Hem çok şık görünüyor ve böyle bir yandan da sportif bir look elde etmiş oluyorsunuz. Evet, bu benim kombinimdi. Aşağı bu arada yazın en çok hangi kombinimi beğendiniz. Bu arada unutmadan size bir sayfayı önermek istiyorum. Burada görebilirsiniz Instagram'ını. Mısra o kadar tatlı bir kız ki. Yani çok güzel bir havası var. Sayfası çok güzel, bir estetiği var. Lütfen onun sayfasına da bakın ve takip edin. Pişman kesinlikle olmayacaksınız. Hayatımda tanıdığım en tatlı insanlardan birisi kendisi. Ve çok şeker, çok samimi. Lütfen onun sayfasına bakın. Benim için de takip edin lütfen. Diğer kombine geçelim arkadaşlar. Diğer bir kombinim ise bu. Bu yıl böyle üzerinde bir şey yazan sweatshirtler. Bence çok moda oldu. Ben bunu Subdued'dan almıştım ama bu tür sweatshirt'i her yerden bulabilirsiniz. Bershka'da var, Pull&Bear'da var. Benimkinin üzerine Michigan yazıyor ve şöyle batik bir deseni var. Altına gömlek giydim. Çünkü aslında ben böyle hiç böyle sweatshirt altına gömlek giymeyi seven bir insan değildim ama daha böyle şık gösteriyor bence. Hani şu bölüm şık gösteriyor. Ben böyle kolsuz bir gömlek tercih ettim. Siz de ya da kollu kolsuz bir gömlek tercih edebilirsiniz. Altına da şu İspanyol tight. Yani bu yıl herkeste gördüğüm bir şey. Herkes giyiyor. Ben ilk başlarda hiç böyle sevmemiştim tight'ları, doğru konuşmak gerekirse, ama aslında bence hiç o kadar da fena değiller. Bence aşırı rahatlar bir tight modeli ve hani şık duruyor giydiğiniz zaman. Herkeste gördüğümüz şu baget çantalar şık duruyor bence arkadaşlar. Böyle giyin. Takılara geçecek olursak da şu yıldızlı küpeyi taktım. Bence çok tatlı duruyor. Bir de hani onunla uyumlu olsun diye şu yıldızlı kolyeyi taktım ama pek görünmüyor çünkü kolye kısa olduğu için. Böyle kombin yaparken bence kolyenin bir tık uzun olmasına dikkat edin. Çünkü gömlek de var, o yüzden kısa olunca pek görünmüyor kolyeniz. Ama bence takı takmak zorunda da değilsiniz. Şöyle günlük rahat bir kombin. Hani bunu da aynı şekilde böyle arkadaşlarla alışverişe gittiğimizde okulda giyebileceğim rahat bir
coming. Evet, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü böyle çok da ay bu çok güzel, ay buna bayıldım işte falan demek istemiyorum. O da bence videonun sempatikliğini kaçırıyor bu tür kelimeleri hep kullanınca. Yani bende öyle oluyor. Ben mesela izlediğim YouTuber'lar var. Hep böyle aynı kelimeleri kullanıyorlar işte. Bu böyle, bu böyle falan. Artık bayıyorum diyorum. Yeter artık övme kanka yani. Ne kadar daha öveceksin bir kıyafeti. O yüzden size gayet sade basit şekilde günlük kombin önerilerini çekiyorum. Bu da benim düşüncem. Herkes böyle düşünmek zorunda değil. Ama hani benim için sempatik olan bu. Ben nasılsam öyle çekmeye çalışıyorum videolarımı. Diğer kombinimize geçelim. Bir diğer kombinimi de şu an giydim. Böyle gözüküyor. Yani şöyle diyebilirim. Bu kotu böyle palyançolar vardır ya hani silkte palyançoların giydiği kot. Bence bu kot öyle. Ama fark ettiyseniz bu yıl böyle patchwork tarzı kotlar böyle çok moda oldu. Ben de o yüzden bu kotu böyle aldım. Ragged'den almıştım. Hoşuma gitti yani boyu olsun, bu iki ton arasındaki geçişler olsun ve hani bu şekilde de kombinliyorum günlük hayatımda. Şu tişört Brandy'den, bu tişörtü alalı 1,5 yıl, 1 yıl olmuştu. Ardından hani mesela böyle bir kot giydiyseniz üzerine böyle basic bir tişörtle bence gayet güzel gidebilir. Ve hani ben mesela takı takıyorum biraz böyle daha kombinimi şenlendirmesi için. O yüzden bakın şu takıları Brandy'den almıştım. Onları taktım. Herhangi bir gümüş ya da altın takı, kolye bence aşırı güzel gidebilir. Ve bu yılda hani çok kombin olan şöyle kahverengi ceketler var ya. Bu ceketler hani her şeyle gidiyor arkadaşlar. Maviyle gidiyor, beyazla gidiyor, siyahla gidiyor. Ben bu ceketi Subdued'dan almıştım. Ve one size yani tam şeyle, ölçüsüyle memnunum. Öyle. Ha, bu yıl fark ettiyseniz böyle Converse'ler aşırı moda oldu. Böyle 70'ler diye geçiyor ve herkesi bir Converse görüyorum. Converse'ler bence moda ve hani bu outfit'e de bence bunlar güzel gitti. Böyle bir değişiklik kattı. Hani burada da bir renk geçişi var. Burada da renk geçişi var. Ben mesela bu kombini günlük olarak alışverişe giderken giyerim ya da hani arkadaşlarımla buluştuğumda ya da okula gittiğimde. Evet. Şöyle görünüyor. O zaman hemen bir diğer kombinimize geçelim. Bu da diğer bir kombinim. İlk olarak isterseniz üstümle başlayayım. Şu Zara'dan böyle uzun kollu bir crop. Şu kot arkadaşlar bu yıl böyle fark ettiyseniz bel bölümünde dar ama paçaya doğru böyle daha bol kotlar aşırı derecede moda oldu. Hani şunun gibi ben bunu Zara'dan almıştım. Ama siz hani her yerde bulabilirsiniz bu tür kotları. Şu benim vloglarımı izleyenler hani bilir. Şu gri ceketi neredeyse her gün giyiyorum. Çünkü o kadar rahat ki böyle nasıl diyeyim. Hani annem mesela hadi yürüyüşe çıkacağız dediği zaman direkt bunu alıyorum üstüme. Hem sıcak tutuyor hem de oversize olduğu için pek böyle kötü günlerimde iyi yol arkadaşım diyebilirim. Şöyle şeyler taktım. Saç tokaları böyle üzerinde inciler var şu şekilde bilmiyorum. Bir küçük kız çocuğu olmuş gibiyim. Bir yandan da tatlı görünüyor. Günlük hayatımda bunları pek kullanmıyorum açıkçası. Çantam. Bence artık ben şey başlayayım. Baget çanta koleksiyonu. Bu çantalara baget deniliyor. Eskiden hani böyle sticker koleksiyonları falan yapardık ya. Artık da baget çanta koleksiyonu. Hani bu çantanın bu kombine renk kattığını düşünüyorum. Böyle hani merkeze gidersem alışveriş yapmaya direkt bu çantayı alırım. İçime paramı, telefonumu koyarım. Onun dışında aslında böyle hatta yüzük taktım. Neden? Çünkü kombin sıkıcı, üst sıkıcı. O yüzden böyle bir renk katması için. Kombin ceketsiz ise şöyle gözüküyor.
Arkadaşlar bu da benim kahve videomun sonuydu. Umarım çok kısa olmamıştır. Size 4 farklı böyle Pinterest kızı kombini göstermeye çalıştım. Ve artık böyle sıkıntı bastı. Çünkü 4 defa üstümü değiştirdim ve takılarla da beraber. Ve bu da videonun sonuydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 3000 abone için hepinize teker teker çok teşekkür ederim. O hani telefonla konuşma işini onu biraz ertelemem gerekiyor. Çünkü benim sınavlarım işe girdi ve ödevlerim işe girdi ama onu en yakın zamanda gerçekleştireceğim. Gerçekleştirdiğim zaman da tek tek size söyleyeceğim. Çünkü bir tık karışık oldu. Bazıları görüntüsüz istiyordu, bazıları görüntülü istiyordu. Ve YouTube'a bazılarının aile izin vermiyordu. Ve ben aslında 5-10 kişi ister falan diye düşünüyordum. Birden böyle 60 kişi, 70 kişi falan böyle ben de falan deyince. Evet, o konuyu biraz düşüneceğim. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Aynı şekilde bir de Instagram hesabım da var. Onu da takip ederseniz çok 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 sevinirim. Kendinize çok... Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bu tür kombi videolar gelsin, aşağıya yazın. İstek videolarınızı aşağıya yazın. Bye bye.